Yanın yüzünü siliyorum. Günaydın. 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 Hayır. Bakın bu aralar çok oynamaktan keyif aldığımız bir oyunu göstereceğiz size. Hadi gel anneciğim. Hadi gel anne. Hadi gel anneciğim. Mila. Hadi gel. Hadi gel anne. Hadi yapabilirsin, evet. Hadi gel 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 gel. Hadi gel. Hadi gel gel gel. Hadi. Hadi gel. Hoppala. Hoş geldin. Selam herkese. Bugün bu videoyu biraz böyle enerjik başlamak istedim açıkçası. Çünkü bu ara hepimizin modu o kadar düşük. Böyle korkuyoruz, endişeliyiz. Bu başımızdaki illet ne zaman gidecek bilmiyoruz. O yüzden dedim ki hem birazcık size moral olayım hem de biraz da böyle kendi modumu da yükselteyim. Aslında her sabah böyle kalktığımda biraz modumu yükseltmeye çalışıyorum. Modumu yükseltecek şeyler yapmaya çalışıyorum. Size de buradan tavsiyem daha çok böyle hani modumuzu düşürmek yerine birazcık yükseltecek şeyler yapalım. Mesela çok kişi böyle şey yakınıyor evdeyiz vesaire diye. Evde olmak çok kötü bir şey değil aslında. Belki de uzun zamandır evde kalıp yapmak istediğiniz bir sürü şey vardı. Onları yapabilirsiniz. Bir de şu yönden düşünün. Yani zorunlu olup dışarı çıkmak zorunda kalan insanlar var. Özellikle sağlık personellerimiz. Onlara buradan çok minnetlerimi, teşekkürlerimi yolluyorum. Yani onlar bizim yerimizde çok 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 daha fazla çalışmak zorundalar. Bu yüzden de ya Mila, ne yapıyorsun anneciğim? Elini alabiliyorsun onu değil mi? Biliyorsun. Elini kullanabiliyorsun onu almak için. Ne diyordum? Yani olabildiğince böyle kendi modumuzu yüksek tutalım. Ya şimdi bana diyeceksiniz ki kesin işte hani başımızda bu kadar felaket varken vesaire nasıl yüksek tutalım? Sonuçta şu bir gerçek değil mi arkadaşlar? Hani olacak bir şekilde oluyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Hepimiz bir gün ölümü tadacağız. Hani bir söz var ya. Hatta bir caminin önünde yazıyor bu ve oradan her geçtiğimde bunu görüyorum. Bir ürperiyorum açıkçası. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Yani hepimizin bir... Şimdi böyle çok bu konulara girmek istemiyorum aslında çünkü konum bambaşka ama böyle konuşunca da devamı geliyor açıkçası. Yani eğer ki kaderimize bir şeyler yazılmışsa tabii ki bunu tadacağız, tabii ki yaşayacağız. Ama şu da var, tabii ki önlemimizi almamız gerekiyor. Ben bunu her zaman söylüyorum. Tedbir bizden, takdir Rabbimden diyorum. Ve bu konuyu burada kapatıyorum. Zaten bugün bir günlük vlog çekmeye çalışacağım. Yani evde neler yapıyorum vesaire diye. Böyle nasıl dikkat ediyorum, nelere dikkat ediyorum. Bunları da mutlaka değineceğim. Şöyle ek gıda hakkında çok fazla soru almaya başladım bu ara. Bu ara böyle hep ek gıda ek gıda gidiyorum ama gerçekten çok fazla sorular alıyorum. O yüzden de hani cevaplamak istiyorum. Şöyle doktorumuzu değiştirdik. Zaten bunu 5. ay videomu izlediyseniz eğer ki orada bahsetmiştim yani doktorunu değiştirdik diye. Şöyle daha nasıl desem size, tabii ki her doktor çok iyidir ama daha iyi olduğunu düşündüğüm bir doktora gidiyoruz şu anda. Şöyle bize sayfa sayfa ek gıda ile ilgili kendisinin yazdığı şeyleri verdi. Bu arada bu doktorumuz nerede? Daha bir kere gittik ama şimdilik memnunum. Bir öncekinden de memnundum aslında. O da iyiydi ama böyle bir tık daha iyisini buldum diyebilirim açıkçası. Doktorumuz Pendik Medical Park'ta. Hatta bu mucize doktorun çekildiği hastaneye gidiyoruz biz de. İsmi de Necla Yüce. Uzman doktor Necla Yüce. Şöyle bana ek gıda ile ilgili böyle neleri yapmamam gerekiyor, neleri yapmam gerekiyor vesaire bir böyle bir sayfa sayfa şeyler verdi. Tabii ben bunların hepsini biliyordum zaten araştırdığım için çok fazla ama hani böyle vermesi de çok iyi oldu. En azından hani hem doktorumun dediklerini yapmış olacağım. Şöyle ben size birkaç şöyle altın kural diyeyim. Onlardan bahsetmek istiyorum burada. Nere böyle tam değinmemiz gerekiyor. Öncelikle zaten 3 gün kuralını biliyoruz artık. 3 gün kuralı 1 çay kaşığı, 1 tatlı kaşığı, 1 yemek kaşığı. Her gün birer kere veriyoruz bir şey. Mesela atıyorum ilk önce yoğurt vermeksiniz. Yoğurdu bu şekilde deniyorsunuz. Bitti. Havuç veriyorsunuz. Patates veriyorsunuz. Bu şekilde. Hepsi bittikten sonra ben öyle yaptım. 6 ay öncesinde ben de hep bunu diyorum zaten araştırmalarıma dayanarak. Ve de bütün doktorlar da diyor. Bazı anneler bana yazıyorlar. Şunu rica ediyorum o annelerden. Yani bebeğinize... şöyle söyleyeyim, doğru bir şey yapmıyorsunuz 4. ayda veya 3. ayda başlayarak. İşte ben bebeğime 3. ayda vermeye başladım. Çok güzel yiyor, hala da yiyor, siz de yapın
gibi yorumlar falan alıyorum. Kendiniz yapıyorsunuz. Tekrar söylüyorum, doğru yapmıyorsunuz. Başkalarını da lütfen yönlendirmeyin bu konuda yanlış yaptığınız bir şeyde. Hemen bununla ilgili bir şey okuyacağım size. 6 ay öncesi bebeğin dil itme refleksi vardır ve ağzına koyulan gıdaları diliyle iter. Baş ve ağız kaslarının kontrolü ortalama 5. ay civarında gelişir. Bu dönemde çay kaşığı ile gıda tattırımını başlayabilmekle birlikte Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatri Akademisi halen ilk 6 ay sadece anne sütü önermektedir diyor. Yani bazı doktorlar 5. ayda başlatabiliyor ama 3. ay 4. ay erken diyoruz ve bebeklerin dille itme refleksi varmış. Hani bazı anneler başlıyor böyle erkenden. Ya benim bebeğim ek gıdayı sevmedi çünkü diliyle itiyor, dışarı atıyor. Aslında çocuğun refleksi olduğu için onu atıyor. Sık yapılan hatalar diyor mesela, bundan bahsedeyim hemen. Ek besinlere 4-6 aydan erken başlanması. Ek besinlere geç başlanması. Bakın geç başlanması da bu arada bir hata. Pürtüklü besinlere başlamakta gecikme ve her şeyi blenderdan geçirerek bebeğe verme. Bunu da bizim doktorumuz da şunu öneriyor. 7. aydan itibaren hani blenderla artık vermeye. 6'da başladık. 7. aya kadar blender yaptık, verdik. Ondan sonra da pütürlü vermeye başlayabilirsin dedi doktorumuz bize. Sulandırılmış mama veya süt verilmesi, çay, hazır meyve suyu gibi besleyici değeri olmayan sıvılar verilmesi boşa mideyi doldurur, başka da işe yaramaz. Dondurulmuş ya da katkı maddesi içeren gıdalar verilmesi, bebeğin yiyeceklere dokunup kendisinin yemesine izin verilmemesi, BLV yöntemi bir nevi bu. Öğün aralarında iştahın kesebilecek besin değeri çok az olan şeker, çikolata gibi tatlılar verilmesi, şeker ve tuz 1 yaşına kadar kesinlikle yasak, buna da değineyim. Birden fazla tamamlayıcı besine aynı gün içinde başlanması, yiyecek kısıtlaması, vejetaryen, vegan, diyet. Daha da var. Beslenirken bebeğin açlık, tokluk belirtilerinin göz ardı edilmesi. Evet, demişken hemen şuraya da değineyim. Yüreği emzirmeden önce ek gıdasını veriyorum ve ek gıdayı verdikten sonra hemen emziriyorum. Çok sık gelen sorulardan bir tanesi. Bir de emzirme sıklığını azalttın mı, nasıl veriyorsun, memeyi azalttın mı gibi sorular da geliyor. Hayır, yine ben eskisi gibi normal, nasıl şöyle söyleyeyim, nasıl eskiden ek gıda vermeden önce nasıl emziriyorsam o şekilde emzirmeye devam ediyorum. Hiçbir şekilde azaltma yapmadım. O ne zaman isterse o zaman. Hatta o istemeden bile veriyorum yani. Bebeğin istediği zaman yemesine, doyduğu zaman bırakmasına izin verilmemesi. Birçok anne. Bence bu şu jenerasyondaki anneler bunu yapmıyorlardır büyük ihtimalle. Ama hala içlerimizde böyle tek tek var yapanlar. Bir kaseyi dolduruyoruz. Yapmıyorum, ruz demeyeyim, yapmıyorum çünkü. Dolduruyorsunuz bir kaseyi ve bunun bebeği bitirmesini bekliyor. Bebeğin bunu bitirmesini bekliyorsunuz. En büyük hata. Ne kadar yerse o kadar. Bazen bile böyle bir tatlı kaşığı kadar yiyor mesela. Üstelemiyorum istemiyorsa hiçbir şekilde. Çocuğun reddettiği besini aynı şekilde ve aynı öğünde ısrarla vermeye çalışmak. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Mesela sevmedi bir şey mi? Bile yemeği kabul etmiyor. Bir gün denedim istemedi. İkinci gün denedim istemedi. Bu sefer ne yaptım? Üçüncü gün yoğurtla karıştırıp verdim, yedi. Veya neyle yapmıştım? Pirinç ununun içerisine koydum, karıştırdım, verdim, yedi. Ama tek başına yiyor mu? Yemiyor elmayı. Ama bu şekilde yiyor. Siz de öyle yapabilirsiniz. En can alıcı madde. Ekran karşısında çocuğun dikkatini dağıtılarak beslenmesi. Kesinlikle 2 yaşına kadar ekran önermiyoruz. Bakın hep televizyonum kapalı gündüz. Bütün gün televizyonum kapalı. Çok fazla uzadı bu konuşma çünkü bir şeyden daha bahsetmem gerekiyor. Hemen bunu da söyleyeyim. Aslında daha var maddeler. Yine böyle merak ediyorsanız şey yaparız. Başka bir video içerisinde falan da bahsederim. Birden fazla kişinin çocuğa farklı yaklaşımlarla yemek yedirmeye çalışması. Mümkün olduğunca... Şimdi böyle anneanneler, babaanneler, teyzeler, halalar çok fazla istekli oluyorlar işte. Ah ben de yedireyim ya çocuğu, ah ben de şey yapayım vesaire. Olabildiğince böyle 2 veya 3 kişi dışına çıkmayın. Mesela babaannesi yediriyorsa bebeğinizi, babaannesi ve siz beslemeye çalışın böyle. Babasıyla yediriyorsunuz, babasıyla siz beslemeye çalışın. Yani böyle o da gelsin versin, ay işte yemedi, şimdi hemen başkası gelsin yedirsin falan gibi şeyler yapmayın. Bunu doktor direkt bana da söyledi. Hatta bebeğin olabildiğince kendin besle, kimseye beslettirme diye de uyardı. Bir de bana şöyle bir kitap verdi Rıza'nın ablası, benim de ablam, kızımın da halası. Şöyle bir kitap verdi. Onun 2 tane çocuğu var. Bir tanesi 7 yaşına yeni girdi. Bir tanesi de 4 yaşına girecek. Hatta 4 yaşında galiba. Tabii emin olamam. 4 yaşında. Evet 4 yaşında. 2 tane çocuğu var. O gayet böyle oldukça tecrübeli birisi.
O da sanırım bu kitaptan faydalanmış zamanında ve şimdi Mila'ya vermek istedi. Çok güzel bir kitap ve sizinle birlikte yani bunu aldım. Daha böyle öncelerden verdi. Onlara gittiğimizde vermişti bana. Alıp Mila'nın dolabına koymuşum ve orada unutmuşum ben onu. Geçenlerde böyle Mila'nın dolabını düzenlerken gördüm. Aa dedim ya biz ek gıdaya başladık. Bu kitaba şu anda çok ihtiyacım var falan. İçerisinde çok güzel tarifler var. Şöyle açıyorum böyle ay ay. Ayına uygun. Şöyle şurada işte anlatıyor. Böyle birazcık karıştırdım. Şöyle üzerinden bir baktım açıkçası size göstermeden önce. Bunu güzelce bir mıncıklayacağım böyle Mila uyuduğunda falan. Hatta böyle güzel güzel bilgiler de var içerisinde. İşte böyle buna bakarak büyük ihtimalle ek gıdaları biraz da yapacağım. Çünkü internetten araştırana kadar açıkçası böyle hemen elinizin altında bir kitap olması güzel oluyor. Şunu soracağım size. Beni Instagram'dan takip ediyor musunuz? Eğer ki takip etmiyorsanız Instagram adresimi hemen buraya bırakıyorum aşağıya. Ve aşağıda da direkt linki var. Oradan da girebilirsiniz. Instagram adresinde storylerde diyorum ki artık böyle tarifleri paylaşayım hem size de yardımcı olsun. Hem de buraya video atana kadar orası böyle daha hemen çekip atabileceğim bir şey olduğu için kolay size ulaşır. Eğer ki bunu istiyorsanız Instagram adresiniz varsa benimle yorumlarda paylaşın. Müge at veya atma sadece buradan yardımcı ol gibisinden. Buna göre ben de artık böyle storylerde paylaşmaya başlayayım. Bunlardan bir şeyler öğrenip bu kitaptan bir şeyler yapmak için sabırsızlanıyorum. Bakın ay ay hatta 6-24 ay arası yani 2 yaşına kadar bu tariflerden yararlanabilirim. Şöyle sayfa sayfa ayırmışım. Suda elma haşlayayım, suyunu Mila'ya içireyim. Çünkü Mila kabız oldu. Oh güzel bebeğim benim. Kabızlık için önerileriniz varsa mutlaka benimle yorumlarda paylaşın. Sadece ben değil burada birçok anne de yorumlanıyor. Bir de böyle yorumlara bazen işte ben geç cevap verebiliyorum işte Mila uyuduğu zaman özellikle alıyorum. Hepinize aynı anda cevap veriyorum. Belki bunu fark etmişsinizdir. Sadece Mila uyuduğunda telefonu elime alıyorum açıkçası. Onun dışında telefonla ilgilenmiyorum. Şöyle işte ben cevap verene kadar işte mesela bir anne soru sormuş, öbür anne tecrübeli bir anne hemen ona cevap vermiş falan ben cevap verene kadar. Çok hoşuma gidiyor böyle hani sizin birlik olup böyle birbirinize yardımcı olmanız yorumlarda vesaire. Çok güzel oluyor. O yüzden kabızlık için. Şimdi ben elma haşlayacağım. Suyunu da içireceğim. Bir de kuru kayısı yok sanırım evde. Varsa hatta kuru kayısı ile birlikte ikisini haşlayıp vereyim. Ya da sadece kuru kayısı haşlayıp suyunu içiririm. Sizin bu ikisinin dışında bildiğiniz bir şey varsa Altay ile bu arada bebeğim. Ona göre lütfen bir şeyler yazın. Yorumlarda tecrübeli annelerden bekliyorum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi Mila'ya bir hikaye okuyacağım yanına gidip. Şimdi geliyorum. Ben bile hikaye okumaya gidiyorum. Ben birlikte gidiyoruz. Arkadaşlar biraz da böyle bebeklerimiz için aslında modumuzu çok yüksek tutmamız gerekiyor. Geçenler daha iki akşam önce bir olay yaşadım ve bunu size anlatmak istiyorum. Mila artık böyle tırnaklarını ne kadar kesersem keseyim bir şekilde bir kesici bir tarafı var tırnaklarının ve yoluyor ve çimdik atmayı öğrendi böyle. Bayağı bir işte kolumu falan böyle tutup böyle çimdikliyor. Burnumuzu falan yoluyor. Yanaklarımızı yoluyor. Neyse. Geçen akşam yine böyle bir şey yaptı. Bayağı bir acıttı yani. Neyse sonra ben hani böyle şakacıktan ağlama numarası yaptım. Bakalım nasıl bir tepki verecekti. Anneciğim işte benim canım çok acıttı. Çok acıyor falan yaptım. Sonra Mila
Sonra Mila ciddi ciddi ağlamaya başladı arkadaşlar. Böyle gözünden yaşlar akıyor, dudağını büzüyor falan diye ağlıyor. Ve o kadar böyle üzüldüm ki hani bir yandan hoşuma gitti tepki verebilmesi. Hani tepki vermesi hoşuma gitti. Ama bir yandan da böyle içim sızladı gerçekten. Ve o akşamdan sonra kendime söz verdim. Ne olursa olsun. Tamam, çok üzücü şeyler yaşıyoruz. Kendi hayatımızda da çok üzücü şeyler vesaire yaşayabiliriz. Ne olursa olsun bundan sonra modumu olabildiğinden daha yüksek tutmaya karar verdim. Mesela bir şey canım sıkıldığında o an onu Mila'nın yanında yansıtmak istemiyorum artık. Çünkü gerçekten etkileniyorlar arkadaşlar bebeklerimizde. Bu yüzden de kötü bir şey yaşıyoruz ülkecek. Hatta dünyaca çok kötü bir şey yaşıyoruz. Ama bebeklerimiz için en azından ne kadar modumuzu yüksek tutabilirsek o kadar yüksek tutalım. Bu yüzden bugün böyle biraz enerjik bir video çekmek istiyorum. Çünkü benim enerjim sizlere yansıyor. Bunu siz de söylüyorsunuz. Ben de farkındayım bunu zaten. O yüzden de hani bu videoyu izledikten sonra biraz daha böyle bazı şeylere pozitif bakmanızı istiyorum. Evde ne yapacağız ki demeyin bebeğinizle. Bir sürü şeyler yapabilirsiniz. Daha çok böyle vakit ayırın. Böyle daha büyükse mesela bebeğiniz, birlikte kek yapın, poğaça yapın, mutfağa girin, böyle mutfağı dağıtın çılgınca böyle. Hani izin verin ya bebeğiniz, istediği gibi oynasın, istediği gibi dağıtsın. Sonra da siz böyle açın bir müzik, güzel bir şekilde mutfağı temizleyin böyle. Müthiş. Şimdi ben her sabah kapı kulplarını, dış kapının anahtarını, anahtarları vesaire şeyleri daha böyle detaylı sirkeli su yapıp da temizliyorum. Dışarıya çıkamıyoruz diye her şeyi kargodan söylüyoruz. Bu kargo paketlerini ilk aldığımda bir güzel sirkeli suyla siliyorum arkadaşlar. Bakın hatta sildiğim nasıl belli. Şurası şey olmuş. Sirkeli suyla siliyorum. Ondan sonra ellerimi güzelce dezenfekte ediyorum, yıkıyorum. Hatta şurada da bir paket var, şimdi açtım. Bugün tam bir kargo günü, şansınıza bütün kargolar bugün geliyor. Hepsini göstereceğim şimdi size, gelenleri de bir bir. Çok tatlı bir Instagram adresi bana hediye gönderdi. Evet, tek elle açamayacağım ama. İlk olarak notlarını okumak istiyorum. Sevgili Müge, bizi kırmayıp hediyemizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Takipçilerine özel sayfamızda %10 indirim tamamladık. Sizin sayfanızdan geldiklerini söylemeleri yeterlidir. Ve size de %10 indirim tamamlamışlar. Bunu kullanın, bence kaçırmayın. Ve şöyle bir not var bir de. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle, teşekkür ederim. Ben Instagram adreslerini de buraya aşağıya bırakıyor olacağım ve yazıyor olacağım. Şöyle bir tane kap var. Çok güzel. Ve şöyle bir tane şeffaf bir kap var. Bu boynuna asılanlardan. Aynen. Galiba değil mi? Bu aralar bunlar moda. Böyle var bir tane. Bu da şey, kablo koruyucu. Çok tatlı. Minnie Mouse galiba bu, evet. Çok tatlı. Ve şöyle bir kap var. Bu çok güzel görünüyor gerçekten. Ve böyle minik minik şeyler yollamışlar. Ya bu da kablo koruyucuymuş. Ne kadar tatlı. Bayıldım. Çok çok teşekkür ediyorum buradan da. Çok tatlılar ve bu %10 indirimi de unutmayın sevgili takipçilerim. Sizleri de düşünmüşler. Bence mutlaka değerlendirin. Kabı hemen denemek amaçlı taktım. İlk önce tabii bir dezenfekte ettim. Sonra hemen taktım ve aşırı güzel. O kadar böyle yumuşak bir dokusu var ki. Evet, Mina da çok beğendi. Çok yumuşak bir dokusu var ve orijinaliyle birebir diyebilirim gerçekten. Çok hoşumuza gitti. Çok beğendik ve %10 indiriminiz. Benim ismimi verip sayfadan %10 indirim alabilirsiniz. Kesinlikle pişman olmayacaksınız aldığınız kaplara. Kalitesine kefilim. Ne yapıyorsun anneciğim? Tamam, sana da telefon alırız. Bugün kargo günümüz, yine bir kargomuz geldi. Hemen bunu da açayım sizlere. Beklediğimiz saç bantları gelmiş. Çok soruyorsunuz bana Mila'nın saç bantlarını nereden alıyorsun diye. Hemen söylüyorum size nereden aldığımı. Bakın ilk önce göster. Şöyle ipek masalı. Instagram'da adresleri var. Instagram'dan temin ediyorum bunları. Çok daha güzel çeşitleri var. Zaten Mila'yı sürekli takıyorum, görüyorsunuzdur. Bir de şöyle bir şey var. Mila Hanım pek süslü olduğu için biz evimizde de süsümüzden ödün vermiyoruz. Yani evde bile takıyoruz saç bantlarını.
Böyle güzelce kartlara takıp da gönderiyorlar. Böyle poşetlerin içerisinde geliyor. Şöyle. Instagram adresleri hemen burada yazıyorum. Ben çok memnunum zaten, bayağıdır kullanıyorum. Şu bandı da yumuşak olduğu için hiçbir şekilde bebeğinizi rahatsız etmiyor arkadaşlar. Böyle birinci ayından itibaren falan kullanabilirsiniz. Ben Mila'ya 1,5-2 ayından beri kullanıyorum bunlardan. Kolonyamız da hemen burada duruyor. Böyle gün içerisinde 1-2 defa, 3 defa falan sürekli ellerimi kolonyayla dezenfekte ediyorum. Artık böyle ellerim pütür pütür oldu yani kolonya sürmekten. Bunu da 60'ta yıkıyorum ben. Çünkü sizin de aklınızda bulunsun. 60'ta ölüyormuş virüslerde. Rıza işe gidip geldiği için özellikle, o yüzden biraz daha tedirginim aslında. Yani bizim de çamaşırlarımızı 60'ta yıkıyorum artık. Bir önceki videoda Mila'nın şampuanını değiştireceğimi söylemiştim size. Sizden de fikirler, öneriler almak istedim. Buradaki tecrübeli annelerin fikirlerine çok çok önem veriyorum. Bir çoğunluk Mustela'yı önerdi. Zaten ben de saçı için Mustela kullanıyordum. İşte bebeğe yanı vesaire kullanıyorum. Buna da yatkındım zaten. Birçok anne de Mustela'yı önerince bunu aldım. Şimdi hemen bir dezenfekte edeyim bunu güzelce. Ondan sonra yerine kaldırayım. Kullanalım. Yine ben size tecrübelerimi, kendi tecrübelerimi de aktarırım. Şimdi Mila'ya yoğurdunu yedireceğim. Yoğurt yedireceğim. Birkaç gündür arkadaşlar talihsizlik yaşıyorum ve yoğurdu mayalayamıyorum. Benden tarif bekliyorsunuz aslında. Şöyle ben yoğurtla yoğurt mayalıyordum. Yani böyle bir yemek, nasıl desem size, yani tam bir tarif yok aslında. Böyle biraz kafama göre yapıyorum açıkçası. Şöyle yapıyordum. Bir tatlı kaşığına, böyle küçük kavanozlar var Ikea'nın. Ikea'dan aldım. Hatta göstereyim. Şunlara bir tatlı kaşığına mayalıyordum. Ama yoğurt koyuyorum. Biraz ılıtıp da yoğurdu direkt dolaptan aldığım gibi değil. Bir tatlı kaşığına buna mayalıyorum. Güzel oluyordu yoğurtla. Ama maya aldım. Probiyotik maya aldım. Onu da göstereceğim. Şu mayayla bir türlü tutturamadım. İşte 1 kilo falan, ben günlük yaptığım için bile 1 kiloya yapmıyorum. 1 kiloya mayalamıyorum. Her gün yapıyorum bile, yoğurt mayalıyorum her gün. O yüzden de 1 kiloya mayalamadığım için de böyle çok küçük küçük kaplara yaptığım için biraz tutturmak zor oluyor. Nasıl yapıyorum? Bunu nasıl mayaladım? Şey yaptım. Yine bir tatlı kaşığı koydum maya, o küçüğe. Ve oldu. Yani tadı da güzel gayet. Nehir Mila yoğurdunu bitirdi. Aferin sana yoğurt öz. Mila'nın elmalarını koydum. Şimdi burada bir güzel haşlansınlar. Suyunu uyuyacak birazdan. Uyumadan önce suyunu içireceğim. Umarım kabızlık için işe yarar. Arkadaşlar kendimize bir kanal bulduk, radyo kanalı. Şöyle bu mutfaktaki televizyonu böyle değerlendiriyorum. Hem bile bakamıyor hem de böyle şarkı falan dinliyoruz birlikte. Güzel oluyor. Sonra böyle sıkıldığında kalkıp oynuyoruz falan. Haydi bakalım. Elma suyunu içiyor, surata bakın. Elmaların suyunu bile içirdim. Bu haşladığım elmaları da çatalla ezdim. Şimdi dolaba koyacağım. Biraz soğumasını bekliyorum. Yarın da yoğurduna ekleyip veririm. Ay, ağzını yerim. Anneye nasıl bakıyor? Annesi sen ne yaptın kızıma? Sen niye öyle bakıyorsun? Canım. Ay. Çünkü beni çok seviyor. Çok mu seviyorsun anneyi? Şu PUBG oyununu çıkartalım mesela. Şurasında şey var, şunu al ya. Çok şey söylüyorum, çok. Hoş. İşte ben de böyle. Arkadaşlar Mila'ya yazın giymesi için ben yine bir şeyler aldım. Hemen size de göstermek istiyorum. Şöyle bu üstü. Şöyle bir takım, bu da altı. Sonra şuna bayıldım. Normalde kot şortlarını H&M'den alıyorum biliyorsunuz ki, ama bu çok güzel. Tam böyle kilot gibi ya. Bunlar da çok rahat ediyormuş bebekler. Yani daha biraz yürümeye başladıktan sonra yazın falan. Bayıldım. Bunun kumaşı vesaire de çok güzel.
Şöyle hem de lastiklerine ben çok dikkat ediyorum bu arada. Lastiği de gayet sıkı değil yani, güzel. Sabırsızlanıyorum bunları giydirmek için ve en sevdiğim, böyle Instagram'dan alışveriş yaparken biraz tereddüt ediyorum açıkçası. Hani göründüğü gibi gelmezdi ama tam olarak göründüğü gibi geldi. Bakar mısınız şu güzelliği elbisesinin? Böyle 2-3 parça bir şeyler almak istedim. Bu Instagram adresini yeni keşfettim arkadaşlar. Denemek amaçlı böyle almak istedim. Özellikle şu ikisini çok beğenmiştim. Daha sonra bunu da gördüm. Böyle sürekli yeni yeni ürünler geliyor. Bunu da çok beğendim. Ve yine alışveriş yapacağım bir adres olacak büyük ihtimalle. Hem buraya bırakacağım hem de aşağıya linkini bırakacağım. Mutlaka girip bir bakın modellerine. Ben çok beğendim. Özellikle şu güzel elbiseye bakar mısınız? Bir an önce yaz gelsin, şu başımızdaki olaylar bitsin ve cıvıl cıvıl bebişlerimizle birlikte gezelim yazın. Bu videoyu artık burada kapatayım. Sizleri seviyorum. Uzaktan uzaktan öpüyorum. Hoşçakalın.